Üniversitesi'ne ödül gelmeye devam ediyor. Şimdi yanımda Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. sınıf öğrencisi Burak Güngör var. Burak Türkiye çapında 2. Ulusal Yönetim Bilişim Zirvesi'nde en iyi blogger yazar ödülünü almış. Merhaba Burak, seni tanıyalım. Ben Burak Güngör, Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 1. sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak 2009 yılından beri blog yazarıyım. Bu sene de böyle bir zirve düzenleniyor bizim bölümümüzle alakalı Türkiye'de 2 senedir. Nerede? Bu sene Bartın'da düzenlendi. Geçen sene sanırım Burdur'daydı. Bir dahaki sene de Beykent Üniversitesi'nde düzenlenecek, üçüncüsü. Bir gün işte evde otururken her zamanki gibi arkadaşım dedi, hani bu zirveye madem gideceğiz böyle bir yarışma varmış, katıl dedi. Zaten biliniyor benim sınıfta blog tuttuğum. Ben de kabul ettim ve katıldım. Zaten kısa zaman sonra kendileri mutlaka oraya gelmem gerektiğini falan söylediler bana. Yani belli ettiler derece alacağımı. Ben de arkadaşlarımla beraber hani bir birlik oluşturduk, 8 kişilik ve oraya gittik. Zirvede verilen tek ödüldü bu ve bizim bölümümüzü barındıran bütün üniversiteler katıldı Türkiye'deki. Verilen tek ödülü alarak, ki anonsla Nişantaşı Üniversitesi öğrencisi olarak anons ettiler. Bu da hem üniversitem adına, üniversitemi temsil etmem adına hem de kendi adıma çok gurur verici bir şeydi. Bloglarını nelere yönelik yazıyorsun? Şimdi ben kişisel blog tutuyorum. Burakoli.com'dan okuyabilirsiniz. Bunun dışında okuyucuyu sıkmamak adına zaman zaman teknoloji ve diğer her türlü içeriğe yer verebiliyorum. Ama çoğunlukla kişisel günlük blog diyebilirim. Yani bir nevi günlüğümü internet üzerinden insanlarla paylaşıyorum. Tamam. Peki blogger olmak için ne yapmak lazım ve kimler blog tutabilir? Şimdi aslında herkesin blog tutması lazım. İnsanların yazabildiği şeyleri, yazdığı şeyleri diğer insanlarla paylaşmaktan utanmaması lazım. Kimler blog tutabilir derken hani herkes tutabilir blog. Önemli olan insanlara kendinizi doğru ifade etmenizdir ve ifade edebilmenizdir. Ve ben her insanın kendini ifade edebileceğine inanıyorum. Yazma konusuna gelirsek hani ben yazamam diyenler oluyor. Bu yazma olayında ben de süper yazarak başlamadım. Hala da süper değilim. Hani bu konuda hiç kendimi şey yapmam. Zamanla düzelmeye başlıyor ve siz düzelmeyi fark ediyorsunuz. Bunu okuyucular da size belli ediyor. Ve okundukça yazmayı daha çok istiyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. Herkes yazabilir de. Bir de çok iyi bir blog okuyucusu olmak gerekiyor tabii yazmak için. Takip etmek lazım. Evet, bunu da atlamamak lazım tabii ki, evet. Tamam, ben güzellik blogu yönetmek istiyorum. Ne yapayım? Şimdi ne yap? Yani önce blog kurulacak. Sen yazmaya başlayacaksın. Tasarım falan oluşacak. Ben bu konuda yardım ederim sana istersen. Tamam, anlaştık. Söz mü? Söz. Tamam. Burak'ı tebrik ediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi ve Niş TV olarak blog yazılımında başarılarının devamını dileriz. Çok teşekkür ederim.